Arkası yarın. İhtiras ve Para 17. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Yıllar önce ailesiyle İstanbul'a gelen Fuat, Zihni Bey'in fabrikasında ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Diğer yandan köyde anne ve babasını kaybeden Aysel, Fuat'ın annesi Zehra Hanım'ın yanına sığınır. Fuat da hastalık derecesinde zengin olma sevdası ve para kazanma hırsı vardır. O her sabah işe giderken haset ve gıptayla baktığı patronu Zihni Bey'in konağında samyeller esmektedir. Çünkü bu konakta Zihni Bey'in sürekli hasta yatan bir hanımı, Cem isminde sakat bir oğlu, Gülten isminde sıska vücutlu bir kızı vardır. Her gün işe giderken Fuat'ı pencereden gören bu kız ondan hoşlanmaktadır. Bu arada iş arayan Aysel, Zihni Bey'in hastalıklı karısının bakıcılığını yapmaya başlar. Öte yandan Aysel'i seven Fuat, onunla dini nikah kıydırarak bir süre birlikte yaşarlarsa da paraya ve zenginliğe olan düşkünlüğünden Aysel'i terk eder Fuat. Bu gelişmeler üzerine Fuat'tan hamile olan Aysel, Zihni Bey'in köşkünden ayrılarak teyzesi Zehra Hanım'ın yanında kalır ve bir süre sonra çocuğunu dünyaya getirir. Ancak daha çok zengin olmak ve daha çok kazanmak hırsı yüzünden Fuat bunlarla hiç ilgilenmez. Patronun kızı Gülten'le evlenen Fuat'ın ondan iki çocuğu olur. Bu arada Cem, Aysel'in kaldığı adresi bularak onu ziyarete gider. Aysel ona her şeye rağmen hala Fuat'ı sevdiğini söyler. Sana inanamıyorum Aysel. Başka biri olsaydı onun için ağza alınmayacak laflar ederdi. Sense ondan nefret bile etmiyorsun. Ondan nefret etmem gerektiğini biliyorum ama olmadı. Yapamadım. Düşünebiliyor musun? Beni terk ederken ve bunu para için yaparken ablanla bu yüzden evleneceğini söylemesine rağmen yine de ondan nefret edemiyorum. Demek bunu bilmene rağmen o servet avcısının Gülten'le evlenmesine göz yumdun. Oysa ablamın seni ne kadar sevdiğini biliyordun. Bizi uyarabilir, çıkar karşılığı yapılan bu evliliğe engel olabilirdin. Çok ama çok bencilce davranmışsın. Beni bencillikle mi suçluyorsun? Peki ya sen? Sen ne kadar bencil olduğunun farkında değil misin? Şu anda beni değil, sevgili ablanı ve ona ettiğim kötülüğü düşünüyorsun. Sence gidip sevgili ablana yalvarıp evlenmeyi düşündüğün o adam benim dini nikahlı kocam, o sana layık değil demeliydim. Ha? Öyle mi? Bunu başka türlü de anlatabilirdin. Ablanın beni sevdiğini söylüyorsun. Bir hanımın hizmetçisine duyduğu sevginin derecesi nedir ki? Peki sen benim için ne yaptın? Ha? Kalbimin kırıldığını, neden evinizden kaçıp da buraya saklandığımı hiç düşündün mü? Neden düşüneceksin ki? Aysel kim ki? Konakta hizmetçilik yapan biri. Sana göre sadece ablanı düşünmeliydim, öyle mi? Ablandan bana ne? Git artık. Beni yalnız bırak. Affedersin. Affedersin Aysel. Haklısın. Neler çektiğini anlayabiliyorum. Hayır, anlayamazsın. Senin nazarında ben acı çekmeye bile hakkı olmayan bir hizmetçi parçasıyım sadece. Haksızlık etme. Seni asla o gözle görmediğimi biliyorsun. Sana evlenme teklif etmedim mi? Seni sevdiğimi biliyorsun. Evet, biliyorum. Birbirimizi daha fazla kırmadan ben gideyim. Merak ettiğin ama sormayı gururuna yediremediğin bazı sorulara da cevap vereyim.
Fuat ablamı sevmiyor. Onunla mutlu değil. Bunu duyduğuna sevindin mi? Tabii ki sevinmedim. Bu olaylarda suçsuz olan tek kişi Gülten'dir. Onun mutlu olmasını isterim. Gülten kocasını seviyor. Ama Fuat sevmiyor. Eğer bizimle aynı konakta yaşamasalar, ona yaşamı zindan edeceğinden hiç şüphem yok. Fuat yalnız ablamı değil, hiç kimseyi sevmiyor. Onun duyguları yok. Sadece hırsı var. Para hırsı. Bunu kazanmak için de yapamayacağı şey yok. Bütün bunları neden bana anlatıyorsun? Öğrenmek istediğini sanıyordum. Onun senin çocuğundan bile haberi yok, değil mi? Hayır, hayır, tabii ki yok. Benim bile nerede olduğumu bilmiyor. Hiçbir zamanda bilmemeli. Neden? Bunu anlayamazsın. Fuat'ı bir daha görmek istemiyorum. Onu hala sevmene rağmen mi? Evet. Nedeni de bu zaten. Bunun ne yararı olacak ki? Ablandan boşanıp benimle mi evlenecek? Yuva yıkmayı asla istemem. Pekala. Ben artık gideyim. Buraya seni üzmek için gelmemiştim Aysel. Eğer kalbini kırdıysam beni bağışla. Tekrar gelmeme izin verecek misin? Tabii ki. Ne zaman istersen gelebilirsin Cem Bey. Konuştuklarımızı da unut. Sen benim hala güvenebileceğim en iyi dostumsun. Bu saate kadar neredeydin Cem? Annem çok hasta. Doktor şimdi onun yanında. Yine mi krizleri tuttu? Evet, ama bu sefer çok şiddetliydi. Doktor çıktı. Annemin durumu nasıl doktor? Hiç iyi değil. Son günlerini yaşıyor. Aman Allah. Hiç umut yok mu? Tıbben yapabileceğimiz bir şey yok. Yine de Allah'tan umut kesilmez. Evet. Anlıyorum. Yanına girebilir miyim? Tabii canım, tabii canım. Gülten, sen doktoru geçir. Ben annemin yanına gidiyorum. Zeyni, sen misin? Benim anne, Cem. Oğlum. İyi misin anne? Öleceğimi hissediyorum. Sen ve Gülten, sizler ne yapacaksınız? Hep bunu düşünüyorum. Gülten evli, iki oğlu var ve mutlu. Hayır, mutlu değil o. Mutluluğu oynuyor sadece. Baban evde mi? Evet. Çağırmamı ister misin? Lütfen. Onu son kez görmek istiyorum. Tamam. Şimdi çağırırım. Sen konuşarak yorulma. İstiyorsan biraz uyu. Annen uyuyor. Durumu çok ağır baba. Beklememiz gerekiyor. Biraz sonra uyanır. Ah, ne kadar da çökmüş. Bir çocuk gibi kalmış adeta. Zavallı Belkıs. Baba, kendimizi en kötüye alıştırmak zorundayız. İstiyorsan annem uyanıncaya kadar sen de şu koltukta uyuyor, ha? Peki sen ne yapacaksın? Gülten çok üzülüyor. Onu teselli edeyim. Fuat nerede? Fabrikada olmalı. Para kazanıyor. Annem ölecek mi Cem? Durumu çok kötü abla. Fazla yaşayacağını sanmıyorum. Bu
Babamın haberi var mı? Var. Şu anda annemin odasında. Başında bekliyor. Konuşuyorlar mı? Hayır. Annem uyuyor. Babam da onun yanındaki koltukta uyuyor. Umarım annem ölmeden önce onu son bir kez görür. Biz neden mutsuz bir aileyiz Cem? Sen sakatsın, ben. Benim vücudum gelişmemiş. Annemiz hep hasta. Babamız hayattan zevk almayan sert, acımasız biri. Bazen Allah'ın gazabına uğradığımızı sanıyorum. Kesinlikle yanlış bir düşünce Gülten. Çünkü bu dünyada herkes bir şeyle imtihana tabi tutulmuş. Kimi güzelliğiyle, kimi de mal ve servetiyle, kimi de bizim gibi durumlarla. Daha önce hiç böyle konuşmuyordun sen. Bunu son okuduğum bir kitaptan öğrendim. Babam annemin odasından çıktı. Ne konuştular acaba? Annem uyandı mı baba? Onunla konuşabildin mi? Çocuklar, anneniz öldü. Aman Allah'ım. İnanmıyorum buna ya. Annen ölmeden önce şirketin kendine ait olan hisselerini Cem'e vermiş. Senin bundan haberin yok muydu Gülten? Hayır, ben hayatım boyunca böyle işleri merak etmedim Fuat. Nasıl olur da merak etmezsin? Bak, fabrikanın en önemli hisseleri şimdi abinde. Ben annenin hisselerini sana bırakacağını sanıyordum. Anneme haksızlık etme Fuat. Ölmeden önce bana da mücevherlerini vermişti. Mücevherlerini vermişmiş. Mücevher ne işe yarar? Kaç para eder? Esas olan şirketin hisseleri. Biraz ilgilenseydin sen alabilirdin onları. Neden kızıyorsun? Bu kadar anlamıyorum. Hisselerin çoğu Cem'in olsa ne olur, olmasa ne olur? Sen hala şirketin müdürü değil misin? Ben şirketin müdürü değil, sahibi olmak istiyorum. Eğer hisseler Cem yerine sende olsaydı, şimdi o hisselerle şirketin tamamını ele geçirebilirdim. Bırak şimdi hisseyi, parayı. Zaten zengin bir adamsın. Paraya bu kadar değer verme. Önemli olan sağlık ve mutluluk sevgilim. Hay, yerin dibine batsın mutluluk. Bu dünyada paradan daha önemli hiçbir şey yoktur. Neden annen hisselerini sana değil de ona verdi anlamıyorum. Annem sakat olduğu için Cem'e acırdı. Belki de onun itilip kakılmaması için geleceğini düşünerek vermiştir hisseleri ona. Yerin dibine batsın hisseleri de. Şimdi o özürlü kardeşinin havasından geçilmez artık. Abime haksızlık etme Fuat. Fabrika onun umurunda bile değil. Hisselerin çoğunluğu Cem'de olsa bile şirketin yönetiminde bir değişiklik olmaz ki. Babam ne isterse onu yapar. Cem korkusundan ağzını bile açamaz. Peki ya baban öldükten sonra ne olacak? Sonrasını düşünebiliyor musun? Abin olacak o çirkin kurbağa, fabrikanın tek sahibi olacak. Annenin ölümüne gerçekten çok üzüldüm Cem Bey. O çok iyi bir insandı. Onu ne kadar sevdiğimi öldükten sonra anladım Aysel. Onun ölümüyle şimdi ne kadar yalnız ve çaresiz kaldığımı da anladım. Neden böyle söylüyorsun? Gülten Hanım var, baban var. Onların kendi derdi kendilerine yetiyor. Benimle ilgilenecek halleri yok. Neden? Ne dertleri var ki? Annemin ölümünden sonra Fuat Bey çok değişti. Adeta evde terör estiriyor. Eskiden bir bakışıyla insanları korkutan babam bile ondan ürküyor. Neden? Annemin ölümünden önce bana verdiği hisseler yüzünden. Fuat Bey bu hisselerin Gülten'e verileceğini sanarak şirkete tek başına sahip olmayı düşünmüş. Demek öfkesinin sebebi bu. Evet. Rüyası kabusa dönünce öfkesini ablamdan alıyor. Karısına hakaretler ediyor. Babama da saygısı kalmadı. Peki ya sana? Sana nasıl davranıyor? Ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Ama benden ölesiye nefret ediyor. Çünkü elimdeki hisselerle onu şirketten atabileceğimi biliyor.
Annen hisselerini neden sana verdi? Annem benim ve ablam için çok üzülürdü. Benim özürlü oluşum, kız kardeşimin sıska ve gelişmemiş olması onu hep kaygılandırırdı. Ama en çok da Gülten için üzülürdü. Kimsenin onunla evlenmeyeceğini, ileride zor durumda kalmaması için hisseleri ona vermeyi düşünüyordu. Evet. Ama ablan evlenince onun geleceğiyle ilgili karamsar düşünceleri ortadan kalktı ve ileride senin zor durumda kalacağını düşünerek bu sefer hisseleri sana verdi. Annemin böyle düşündüğünü sanmıyorum. Hisselerin bana verilmesini ona babam söylemiştir. Bunun sebebi ne olabilir ki? Eğer annem hisselerini ablama verseydi, Fuat o hisselerle şirketi ele geçirebilirdi. Babam Fuat'ın hırsından korktuğu için hisseleri bana verdirtti. Baban neden Fuat'tan korkuyor ki? Bildiğim kadarıyla Fuat sayesinde fabrika çok büyümüş. Hepiniz zenginleşmişsiniz. Baban daha fazla zengin olmak istemiyor mu yoksa? Hayır. Babam kazandıklarını yeterli görüyor. Onun için şirketin yaşaması yeterli. Ama Fuat onun gibi düşünmüyor. O hep daha fazlasını kazanma peşinde. Evet, maalesef o hep böyledir. İnanılmaz bir para hırsı vardır onda. Göreceksin bak, senin hisselerini de isteyecektir. Tahmin edebiliyorum. Ama şu ana kadar bu konuda benimle hiç konuşmadı. Ama konuşacağına eminim. Peki isterse hisselerini ona verecek misin? Ne para ne fabrika umurumda bile değil. Ama asla ona hisselerimi vermeyeceğim. Değil mi ki o sana ve ablama çektiriyor? Ben de onun hırslarının önüne geçerek ona acı çektireceğim. İhtiras ve Para Boyun'un 17. bölümünü dinlediniz. 18. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.